Bakalım vişne hmm. ve kiraz birazdan kiraz resmi de gelecek. Vişne e şimdi, ve kiraz. Akraba yani kiraz yani ben özellikle bakın vişne bu karaciğer yağlanması ileri derecede olduğu zaman siroza dönüşme riski çok yüksek. Eski, şimdi o kadar çok arttı ki siroz. Eskiden biri siroza yakalandı mı? Ha bu alkolik demek ki çok İçki içti bu ondan. Hayır, şimdi karaciğer yağlanmasından. Evet. Ne oluyor? Yani siroz aşamasına gelmiş veya siroz hastalarının e, albüminleri düşer. Albümin düştüğü zaman Hüseyin ödem yapmaya başlar. Periton peritonda yani karında su birikmeye başlar. Buna asit denir. Bunu önlemek istiyorsanız vişne suyu. Evet, vişne suyu. Hiç ummadığınız. Şimdi kirazın sapı mesela değil mi? Çekirdeği de kıymetli, evet. sapı da kıymetli, kendisi de kıymetli. Yani burada söyleyeceğim şey şu: Kirazın sapı iyi bir diüretiktir, ama vişnenin sapı bu amaca uygun değildir. Çekirdekleri için anlatmıştım bebeklerde evet. kullanabilirsiniz diye. İşte. Yani çok iyi inşallah Türkiye bak kirazda tekel durumuna geliyor. Dünyada birinci sıraya yerleşiyoruz üretimde. Evet şimdi bir şey daha ben değerli izleyicilerime sorayım di De üretik dedim doğrudan İyi huylu prostat büyümesi şikayeti olan erkekler mesela elini yıkamaya gitti veya bir yerde su sesi duydu hemen idrar yapma ihtiyacı tetiklenir. Neden?